Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Sizlerden gelen yoğun istek doğrultusunda Kurt Adam efsanesi hakkındaki kapsamlı inceleme videomuzla karşınızdayız. İnsanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması, Kurt Adam söylencesinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Genellikle bir kurt tarafından ısırılma ya da belirli bir ayda doğma olayı diye bilinir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurt adam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurt adamlık değil, çeşitli insan hayvan karışımı yaratıkların da varlığından bahsedilmektedir. İskandinavların ayı adamları, Kızılderililerin bizon adamları, Afrikalıların sırtlan adamları, Türklerin it barakları ve İstanbul'un kedi kadınları bunlara örnektir. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış eski Yunanlı tarihçi Herodot, Karadeniz kıyısında yaşayan kimi toplulukların büyücülerinin yılın bazı günlerinde kurda dönüştüklerinden söz eder. Yunan mitolojisinde de kurda dönüşme inancı vardır. Yunan mitolojisine göre bir gün Zeus, Arkadya kralı Laikon'a kızarak onu kurda çevirir ve Laikon da sonsuza dek kurt kalıp çevresini dehşete düşürür. Roma çağında ise Vergilius, Plinius, Propertius, Servius ve Petronius kurt adamlarla ilgili öyküler yazmıştır. Petronius, Satricon adlı yapıtında tüm ayrıntılarıyla klasik bir kurt adam öyküsü anlatmaktadır. Bir görüşe göre yüzyıllar önce insanlığın erken tarihlerinde kurt adam doğal olmayan bir istekle insan etine açlık duyan bir canlı türü olarak kabul edilirdi. Bu insan çeşitli büyülerin yardımıyla dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmenin bir yolunu bulmuştu. Eskilerin söylediğine göre kurda dönüşen kişi insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak vahşi dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşırdı. Kurt adamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündü. Eski Yunan ve Roma geleneğinde bir insanın kurda dönüşmesi bir ceza olarak simgelenir. Böyle bir olayı milattan sonra 64 ve 113. yıllarında yaşamış olan Plinius şöyle anlatıyordu. Tanrılara insan kurban etme törenlerinden birinde kurban gölün kıyısından alındı. Ancak kurban kaçarak karşı kıyıya yüzdü. Karaya çıktığında kurda dönüşmüştü. Bundan sonraki 9 yıl boyunca yanında bir grup insanla kırlarda dolaştı. Eğer bu süre içinde insan etine yaklaşmazsa yeniden insan olacaktı. Nitekim kurtuldu. Ama hayatının 9 yılını kurt olarak yaşadı. Günahı yüzünden ceza olarak kurt adama dönüşen birinin öyküsünü de M.Ö. 43 tarihinde yaşamış olan Ovidius anlatır. Metamorfoz adlı uzun şiirinde yaratılıştan Sezar'a dek olan dönemdeki mucizevi değişimlerden söz eder. M.Ö. 4. yüzyıl civarında Eflatun ve M.Ö. 2. yüzyıl civarında Pausanias da hemen hemen aynı türden değişim öyküleri anlatarak aynı noktada buluşuyorlardı. 15. ve 16. yüzyıllarda kurt adama dönüşme inancı tüm Avrupa'da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konuyordu. Özellikle Fransa ve Almanya'da kurt adam olduğundan şüphe edilen biri acımadan yakılır ya da asılırdı. Nitekim kurt adam avı dinsel duygular adına yapılırdı. Büyücü ve kurt adam mahkemeleri bugün bile anlatılmaktadır. Söz gelimi 100 yıldan daha fazla bir süre 1520 ve 1630 yıllarında Fransa'nın yaklaşık 30 bin kurt adam olayıyla sarsıldığı bilinmektedir. Kurt adamlık Türkçe adındaki gibi kurt kısmı doğrudur. Ancak kurt adamlar sadece erkek olmak zorunda değildir. Kadın da olabilirler. Bir inanışa göre 1170 yılında ilk defa Orta Asya'da gerçekliği kanıtlanmıştır. Bir mektupta kurt adam lanetinden bahsedilir. Doğuştan kurt adam olanların değişiminin Mart ayında olduğu söylenir. Mart ayında olması gerekenden fazla iki kere dolunay vardır. Mart'ın 3'ü ile 18. günleri arasında olay belirtilmiştir. Ancak yazı çok net olmadığı için anlaşılamamıştır. Yazıya göre bu bir lanet değil, güç olarak bildirilir. Kurt adamların gözlerinde renk değişikliği, köpek dişlerinde büyüklük ve sivrilik, doğaüstü güçler olarak tanımlanır. Kurt adamlıkla ilgili herhangi bir net bir kanıt bulunamamıştır. Ancak milattan önceki inanışlara dayanarak gümüşe karşı güçsüz olduğu ve gümüş bir bıçak, kılıç ya da kurşunla öldürülebildiği söylenmektedir. Ortaçağın karanlık Avrupa'sında kurt adam, büyücü, vampir ya da cadı olduğu ileri sürülerek birçok masum insan yakılarak öldürüldü. Aslında bu insanlar cadı, vampir gibi şeytani bir yaratık değillerdi. Olaylar incelendiğinde öldürülen kişilerin akıl hastası ya da fizik özürlü kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ama İngilizisyon mahkemeleri akıl hastaları ile fizik ya da zihin özürlü kimseleri de Tanrı'nın yarattığını düşünmeyecek ölçüde cehalete gömülmüştü.
Asıl şeytan Engizisyon ve çağın yöneticileriydi. Engizisyon ve devrin yöneticileri kendi sömürü düzenlerini yaşatmak ve halkı baskı altında tutup daha çok vergi toplamak için cadıdır, büyücüdür bahanesiyle başta kendilerine karşı çıkanlar olmak üzere birçok günahsız kişiyi katlettiler. Avrupa'da 1520-1630 yılları arasında kayıtlara geçmiş 30 bin kurt adam vakası vardır. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikeliydi. İsviçreli filozof doktor Parkelius'a göre kurt adamlar öteki dünyada ruhu huzura kavuşmayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyü ile kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını insan biçimindeyken derilerinin altında gizlerler. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanları gırtlaklarından ısırarak öldürürler. Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteğiyle kurda dönüşür. Kurt biçimine giren bir kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilir. Çünkü sadece bu özellikleri değişime uğramaz. Kurt adamı yakalamak için giysileri saklanır. Çünkü o zaman kurt adam insana dönüşemez. Bir kurt adam olağan silahlarla ölmez. Kurt adamı öldürebilmek için gümüş kurşun ya da gümüş kılıç gerekir. Yaralanan ya da ölen kurt adam hemen insana dönüşür. İnsan şekline döndüğünde eğer yaralı ise yaraları da iyileşir. Kurt adama 3 kez adı ile seslenmek de onu insana çevirebilir. 12. yüzyılda İngiltere'de bir kadın kurt adam olan kocasının giysilerini saklayarak eve dönmesini engellediğini söyler. Kocasının kaybolmasından kısa süre sonra da başkası ile evlenir. Olay kralın ilgisini çeker ve konu mahkemeye intikal eder. Mahkeme sonucunda kadın ve yeni kocası kurt adam olduğu iddia edilen eski kocayı öldürdüklerini itiraf ederler. 1573'te Fransa Dion'da Giles Garner adında bir kişi kurt adam olduğu için köye zarar vermek ve çocukları parçalamakla suçlanır. Giles Garner işkencelere dayanamayarak suçunu itiraf eder ve kaza geçirilerek yakılır. 1589'da görgü tanıklığı yapan kimseler Peter Stubb'ın bir kurda dönüştüğünü gördüklerini söylerler. Mahkeme kurulu Peter Stubb'ı işkenceyle idam etmek için başka kanıt aramaz. Peter Stubb tüm Avrupa'da Koloş kurt adamı olarak tanınır. 16. yüzyılın sonlarında Fransa Bordeaux kenti yakınlarında birkaç genç kızı vahşi bir yaratık öldürür. Margaret Poirot adında bir çocuk da bu yaratığın saldırısına uğrar ama kaçmaz ve bir şişle yaralayarak ele geçirilmesini sağlar. Küçük Margaret saldırganın kurt gibi baktığını ileri sürer. Zeka özürlü genç Jean Garner sanık olarak mahkemeye çıkarılır. Tanıklar onun özel bir merhemle kurda dönüşebildiğini övünerek anlattığından söz ederler. Jean Garner genç kızları öldürerek yediğini itiraf eder. Mahkeme sonunda zeka özürlü 13 yaşındaki Jean Garner halüsinasyon gördüğü ve tedavi edilmesi gerektiği kararına varılır. Bu mahkemenin verdiği karar kurt adamlığa bakış açısını değiştirir. Artık bu tür olaylar gerçek kurt adamlık ve akıl hastalığı biçiminde ikiye ayrılır. 20. yüzyılda kurt adamlara ilişkin olaylar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte zaman zaman gündeme gelmektedir. Örneğin 1. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce 3 kurt adamın ele geçirildiği öne sürülmektedir. 1925'te ise Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki bir köyün halkı köyden bir çocuğun kurt adam olduğuna ilişkin tanıklık ettiler. 5 yıl sonra Burg kentinde de bir kurt adam korkusu aldı. Pierre Van Piessen 1939'da yayımladığı Bizim Çağımızın Günleri adlı kitabında bu olaya değiniyor. 1946'da Kuzey Amerika'nın en eski Kızılderili kabilelerinden biri olan Novayolara 4 ayaklı bir katil musallat oldu. Bu garip yaratık hep dolunay zamanı ortaya çıkıyordu. 1949'da Roma'da bir polis ekibi garip davranışlı bir adamı izlemekle görevlendirildi. Adam kurt adam psikozu içindeydi. Düzenli olarak her dolunay döneminde kontrolünü kaybediyor ve ürkünç bir şekilde uluyordu. 1957'de Singapur'da polisler benzeri bir olayı izlemek için görevlendirildiler. Çünkü yatılı bir kız okuluna sürekli olarak bir kurt adamın saldırdığı iddia ediliyordu. Kızlardan biri bir gece başucunda duran birisinin varlığını hissederek gözlerini açtı. Karşısında saçları burnuna kadar düşen, uzun ve sivri dişli, korkunç görünüşlü bir adam duruyordu. Fakat olayın ardındaki gizem çözülemedi. 1975'te İngiliz gazeteleri Staffordshire'da yaşayan 17 yaşındaki bir gencin olağanüstü haberiyle dolup taşıyordu. Delikanlı kurt adama dönüştüğü inancı içindeydi. Bu zihinsel acılarına kalbine sapladığı bir bıçakla son verdi. Delikanlının yakınlarından biri şöyle diyordu. Ölmeden çok kısa bir süre önce bana telefon etti. Yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini ve giderek kurt adama dönüştüğünü söyledi.
Az sonra sesi giderek homurtuya dönüştü. Anlatılanlar, yaşanmış örneklerden de anlaşılabileceği üzere kurt adam olduğu iddia edilen kişiler ya da bizzat kendilerinin kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya masum insanlardır ya da zihinsel özürlü kimselerdir. Kurt adamlar hakkındaki boş inançlar akıl hastası olan ya da olmayan kimselerce gerçekleştirilen vahşi ve hunharca olayların efsaneleştirilmesi sonucu ya da masum insanların Engizisyon tarafından suçlanması sonucu ortaya çıkmış ve dallanıp budaklanmıştır. Günümüzde kurt adamlığın tıptaki adı likantropidir. Bu sözcüğün iki anlamı vardır. Bir anlamı kişinin kendisinin kurda dönüşebilme gücü, bir anlamı da kişinin kendisini kurt sanarak yaptığı çılgınlıklardır. Bilim, kayıtlı kurt adam olaylarını çılgınlık krizleri sonucu yaşanan sinirsel olaylar olduğuna inanmaktadır. Zaten kurt adam olduğu öne sürülen ya da kendisinin kurt adam olduğunu iddia eden kimseler, yakalandıktan sonra asla kurt adama dönüşmemişlerdir. Ayrıca Dolunay'dan etkilenip de periyodik olarak her Dolunay zamanında cinayet işleyen kimselere de rastlanmamıştır. Gerçekten cinayetler işleyip de kurt adam olduğunu söyleyen kişiler ya davranış bozukluğu içinde olan kimselerdir ya da kendilerini davranış bozukluğu içinde gibi gösterip mahkemeyi yanıltmaya çalışan kimselerdir. Bir ek bilgi olarak söylemek gerekirse Dolunay insanları etkileyebilmektedir. Ama bu etkileme cinayet ve hunharlıklara neden olmamakta, yalnızca ruhsal etkiler yapmaktadır. Şöyle ki, insan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşur. Herkesin bildiği gibi ayın su üzerinde çekim etkisi vardır. Bu etki dolunay zamanlarında yoğunlaşır. Bundan ötürü de dolunay insanlarda sinirsel etkiler yapabilmektedir. Bilindiği üzere herkesin sinirli ya da sıkıntılı olduğu dönemler vardır. Bu dönemler incelendiğinde sıkıntılı ve sinirli olunan dönemlerin daha çok ayın dolunay biçiminde olduğu zamanlara rastladığını görürüz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edebilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.